Bazen olur ya, bir oyun yaparsın, orta ölçeklidir. Sonra orta ölçekli oyun biter. Sen kaynakları alırsın, daha büyüğünü yaparsın falan. Birçok firmanın ilerleyişi budur. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mobidictum'la Batuhan. Bugün Türkiye'nin en eski stüdyolarından biri, Cultic Games'in kurucusu ve kreatif direktörü Can Oral yanında. Can, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol Batuhan. Teşekkürler katıldığın için. Can, 7 seneden uzun bir süredir Cultic Games'de Türk oyun sektöründe güzel işler yapıyorsunuz. Bu maceraya nasıl başladın? Okul, tecrübe genel olarak bir sıfırdan başlayabiliriz. Hı hı. Ya nasıl başladım? Aslında tabii adım atmak birazcık daha eyleme geçmek olduğu için dijital oyun tasarımı anlamında herhalde 2010'lara denk geliyor. Yani ilk adımlarımı atmaya başladığım zamanlar. Ama hani nasıl başladığın sorusunun galiba gerçek cevabı çocuklukta falan yatıyor abi. Yani hani video oyunu kavramıyla Commodore 64, işte ilk Atari'ler, Philips'ler, Nintendo'lar, Sega'lar falan, yani bütün o neşriyatla, bütün o dijital oyunlarla falan karşılaştığımda hani olağanüstü bir tutku hissediyordum yani çocukken de ve aslında farkında olmadan nasıl yapıldıklarına dair sürekli gelişmekte olan bir merakım varmış yani. Benden yıllar sonra dönüp baktığımda anlıyorum bunu. Mesela bir arkadaşımın Sega Genesis'i vardı abi, Amerika'dan falan bir yerden gelmişti. Ben onu oynamak için kendi servisime binmeyip her gün, hemen hemen her gün, fırsat bulduğum her gün onun servisine binip, annesi de beni severdi, onların evine giderdim abi. Ben Emirgan'da oturuyordum, Tarabya'da oturuyordu onlar. Ve annem her gün küfrede abimle gelip falan böyle beni almak zorunda kalırdı ya. Böyle dönemler olurdu hani. Merak, anladın mı? Ya da işte 5. sınıfta falan hiç PC yoktu bizim hayatımızda tabii o yıllarda. Gene bir arkadaşın babası Amerika'dan PC getirmişti. Ben ilk kez Myst ve Doom'la falan karşılaşmıştım. Yani 1994-95'te. Ve böyle gene kafayı yemiştim falan yani. O böyle hayatında bilgisayar oyunlarıyla ilgili o zıplama anları ki bugün derslerde de anlatıyorum. Herhalde yani böyle en çok etkileyen bir sanat eserinin ya da böyle bir... Sonuçta ben aslında sinema eğitimi aldım ve 10 yıl kadar da yönetmenlik, senaristlik, kurguculuk yaptım. Ama böyle bilgisayar oyunlarının benim üzerimdeki etkisi hep bakiydi. Yani yıllar içerisinde hep böyle dönüp nasıl yapıldığını merak ettiğim, üzerine düşündüğüm bir alan oldu. Ama yoktu Türkiye'de yani hani özellikle PC oyunları, işte bugün ne diyorlar, midcore veya hani daha böyle hardcore oyunlar çerçevesinde hemen hemen hiç örnek yoktu karşımızda. O yüzden mesela tabletop rol yapma oyunları, işte bu yani PRP dediğimiz, daha çok Türkiye'de masaüstü rol yapma oyunlarıyla falan birazcık daha herhalde önce o çocukluktan gelen hiç bitmeyen merak, ardından insanları oyun oynatma, işte insanları bir senaryo yazma, insanları işte atıyorum karakterlerin özelliklerini, yeteneklerini, bir düşman yarattın, onun işte hit pointini, şusunu busunu böyle hesaplamak suretiyle, aslında her ne kadar bu işi yazılımla yapmasak da masa üstünde insanları oyun oynatıp nelerin onları harekete geçirdiğini, nelerin onların ilgisini kaybettirdiğini, hangi kararların, oyun tasarımcısı olarak böyle bir gördüğüm ergenlik sonrası bir evrede sinema vardı ondan sonrasında. Ama sinemada da şunu tecrübe etme şansım çok oldu. Bunların hepsi aslında Cultic Games için anlamlı. Hikaye anlatımı, senaryo, seyircinin dikkatini ekranda tutabilmek, görsel tasarım, sanat yönetimi, yani yönetmenlik de bana, aslında sanat yönetmenliği de yapıyorum bugün Cultic Games'de. Bütün bunları kattı. Tempo, kurgu, cutscene'lere nasıl yaklaşmalıyız vesaire falan gibi şeyler. Ondan sonra sen de dedin ya önceki sohbetimizde hani sonra böyle bir işler zorlaştı diye hani böyle 2010'larda falan. O böyle işlerin zorlaştığı dönemlerde ben de hani sinema adına benim için işler zorlaştı falan. Dedim ki hani bunca yıldır kafa yorduğum bir alan bu ve bir şeyler başarabileceğime inanıyorum. Deneyeceğim dedim. Yani Kickstarter şansım vardı. Çünkü görüyordum bazı oyun firmalarının. Tabii ki onlar ne bileyim Double Fine gibi zaten geçmişte efsanelere imza atmış. Ya da Obsidian gibi yani işte Fallout ve Baldur's Gate gibi oyunları yapmakla övünebilecek firmalardı. Ama dedim ki yani hani bu tarz bir eğilim varsa hani ben de bir noktada özgün bir konseptle bir yerlerde olabilirim
dedim ve işte bir o dönemki ekip arkadaşlarımla sağ olsunlar bir yola girdik. O yoldan da Kickstarter vesilesiyle başarılı çıktık. Ve böyle bir anda son derece uzaktan amatörce baktığım bir sektörde kendimi kreatif direktör olarak buldum yani. Ve böyle hesap vermem gereken binlerce insan vardı Kickstarter'dan bize yatırım yapmış falan. Bunun ağırlığıyla da işte böyle manyak hayatımda hiç yani tahmin ettiğimden kat be kat daha zor bir yolculuğa girdim abi. Bir şekilde de devam ediyoruz. Gariptir. Eyvallah. Burada şey güzel aslında. Mesela sen yani founder and creative director. Burada hem hobini hem becerileri, eğitimini vesaire hepsini birleştirip bir stüdyonun başında yürütebiliyorsun. Yani ne bileyim mesela son 2-3 senede bir sürü oyun stüdyosunun kurucusu daha çok hani oyun yapmak istiyorum deyip bir ekipleşiyor ama sen direkt o işte senaristlik, işte sanat yönetmenliği vesaire o bilgilerle beraber aslında stüdyoyu ve oyunları direkt ediyorsun. O yüzden o gayet anlamlı. İsim nereden geldi? Cultic Games. Aynen. Abi işte bu dijital oyun tasarımına yönelmeden önce Barış Sıla isimli arkadaşımla bir board game yapıyorduk. Hı hı. O board game'in de sonuçta yani bir firmadan günün sonunda bir yerden çıkması gerekiyordu falan. Hatta böyle Çin'de işte nasıl ürettirebiliriz, işte ne bileyim çeşitli malzemeler araştırdık. Böyle ilginç konseptler vardı aklımızda yenilikçi board game konusunda. Yani hani o da böyle çok olgunlaşmış ve üzerinde böyle bir yıldan fazla bir süre çalıştığımız bir projeydi. Böyle bir isim düşünmeye gelince sanıyorum Cultic benim aklıma geldi. Ben yani niye öyle bir isim seçildi? Bütün kurumsal diyemeyeceğim ama yani bizim stüdyo kimliğinde zaten bilirsin logomuzdan tut da yani hani bu zamana kadar çektiğimiz virallere veya işte oradan tut tanıtım videolarına kadar. Hatta az sonra büyük ihtimalle soracaksın ilk oyunumuz yani Stygian'ın içeriğine kadar. Hani çok ciddi bir Lovecraft'in diyemeyeceğim ama böyle bir kült, böyle bir hidden order, secret order hani böyle gizli cemiyet falan, ezoterik ya da böyle kara büyüyle alakalı böyle bir güruh falan gibi bir konsept var. Tabii ki bu bir noktada eğlendiğimiz bir konsept. Ya benim herhalde ezoterizme olan ilgim doğrultusunda şekillendi ama hani çevremdeki bütün arkadaşlarım da benzer şeyler taşıdığı için. Hatta bak şöyle bir ufak bir bilgi vereyim. Şimdi Cultic Games aslen board game için kurulmuştu ya. Ben bilgisayar oyunu yapılanmasına geçtiğimizde yeni arkadaşlarım eklenmişti o dönem. Onlara sordum dedim ki abi bakın dedim hani o başka bir yapıydı. Şimdi hani bu yapıda birlikte gidiyoruz. Başka bir isim bulabiliriz falan dedim. Onlar yo hayır Cultic Games çok güzel abi çok mantıklı. Stygian'la da işte alakalı falan dediler. Ben de tamam dedim. Daha farklı bir logomuz vardı. Sadece işte logoyu değiştirdik. Bir logo konsepti vardı aklımda yani böyle bilgisayara taparcasına böyle çalışan cübbeli bir figür ve işte monitörün eski tip bir CRT monitörün içinden çıkan işte ahtapot kolları, tentacle'lar falan. Sonra işte o süreçte birçok sağ olsun arkadaş revize etti yani o logo fikrimi. Ege isimli illüstratör bir arkadaşımız. Bir de Ege isimli illüstratör Stygian'da benimle çalışmış başka bir arkadaşım var. Çok değerli. İkisi karışmasın bu başka bir Ege ama şu an ismini hatırlayamadım. O işte böyle bir skecini çizdi. Daha sonra hem grafik tasarımcım o dönemki Stygian hem de UI tasarımcım. O da yani çok değerli bir arkadaşım ve çok çok yetenekli yani. Hani çok güzel bir dostluğumuz var ve ilgiyle takip ediyorum yaptıklarını hala. O elden geçirdi logoyu. Dijitize etti falan filan. Hala da kullanıyoruz. Hatta belki dikkatini çekmiştir. Cats and Other Lives için konsept değişti. Mesela ilkinde Lovecraft'in bir oyunu Stygian'da. Ekranın içerisinden tentacle'lar çıkıyordu. Bu sefer mesela yine piksel art dilinde şöyle gizemli bir kediye bardak yaptı da bir öğrencim hediye etti. Gösteririz. Evet evet yani başlangıç logoları da değişiyor. Logo animasyonları da değişiyor oyundan oyuna. Yani bir sonraki oyun atıyorum bilim kurgusal bir şey olursa belki bambaşka bir halde göreceğiz o cüzdeli figürü. O güzel easter egg'miş aslında. Dikkatli şey yapmak lazım, bakmak lazım. Şimdi Stygian'ı soracağım. Stygian Reign of the Old Ones. Ben şeyi de hatırlıyorum. Mükemmel bir video çekmiştiniz. Kickstarter. Aynen yani gerçekten güzel bir videoydu. Çok teşekkürler. Bak ona gelmeden önce çünkü o uzun bir dönem. Ona gelmeden önce başka bir şeylerle uğraştırdınız mı? Kickstarter var, tabletop var. Arada başka bir şeyler çıktı mı, oldu mu? Abi şöyle bir tane kart oyunuyla uğraştım ben.
Carnage Heavy Metal Gladiators diye. Hatta bak burada da bir tane kart var. Çok sağ ol abi ya. Hediye ettim de Görkem'e kartlarından bir tanesini. Hatta böyle son ofiste son koşuda bizimle birlikte olan bütün arkadaşlara hediye ettim. Bunu ben de zannetmiştim abi bu kartı. Ya bu böyle prototip aşamasına gelmiş. Bak oyun ismi falan yani, da var. Carnage yani. Konusu bir kart oynuyordu. Robot dövüşleri abi. Böyle gladiatör robot dövüşleri üstüne bir kart oyunu dizayn ettim. Bunu tek başıma çalışıyordum üstünde konseptinin. Sonra böyle tam deneme aşamasına gelindiğimde Kickstarter'da böyle benzeri bir oyun gördüm. Ondan sonra dedim ki yani onun da üzerinde bayağı çalışmıştım yani 8-9 ay. Dedim ki biraz riskli olabilir. Yani şimdi çakışmayalım falan dedim. Oysa ki oyun yani kayboldu gitti. Aslında hani belki de Carnage of Metal Gladiators'a da girebilir demiştir ama daha faydalı oldu. Beni Stygian'a yönlendirdi. Okay. Stygian zaten 2012'de çalıştığım bir konsept üzerinde. Sonra tekrar gündeme aldım. Bu sefer işte kurabildiğim en iyi ekibi kurdum o dönem. Ve başladık. Yani şey diyebilirim. İlk piyasaya çıkabilen oyunumuz Stygian Reign of the Old Ones'dı. Ondan önce Four Lords isminde bir board game var. Carnage of Metal Gladiators isminde de bir kart oyunu var. Okay, güzel. Şimdi Stygian zaten uzun bir dönem. Orada fikir nasıl geldi? Orada tekrar bir ekip kurdun. Çıkışı nasıl oldu? Sizi istediğiniz şekilde tatmin etti mi? Başarıları nasıl oldu? Vesaire bir o dönemi konuşalım. Tabii ki abi. Konuşalım. Şöyle Batuhan. RPG oyunlarına çok derinden bağlıyım ben. Çok seviyorum bilgisayar RPG'lerini. Ve işte Fallout 1 ve Fallout 2. Hatta daha çok Fallout 1. Ya çok büyük bir depremdir benim hayatımda yani. Oyunlara olan yaklaşımı çok değiştirmiştir. Immersive elementleri, işte dünya kurulumu, sanat tarzı, müzik tarzı, o işte 40'lar 50'ler kültürüyle yarattığı o kontrast, juxtaposition falan ya yani hepsini düşündüğümde bayağı şey yani. Herhalde beni en çok etkilemiş oyundur. Yani oyun tasarımı anlamında da en çok etkilemiş oyundur. Ve yani her türlü bilgisayar RPG'sini ne bileyim böyle SSI 1990'lardaki Eye of the Beholder'lardan Dark Sun'larına kadar hani oynamış birisiyim falan. O işin kültürüne de ilgiliyim. Tarihine, kültürüne. Bugün oynanamaz oyunlar bile olsa bunların bazıları. Ve işte o dönem birazcık RPG oyunlarının yüzeyselleşmesinden şikayetçiydim. Hatta bir arkadaşımın bloğuna öyle bir yazı da yazmıştım. RPG'lere ne oldu? Part 1, Part 2 falan gibi. Çünkü bu BioWare'in Mass Effect'leşmesi işte böyle beraberinde aslında Dragon Age oyunlarında da böyle yavaş yavaş world building'ten çok sinematik öğelere, daha böyle pahalı ses sanatçılarına, motion capture'a ve böyle aksiyon öğelerine ağırlık verip RPG'lerin esnekliği ve oyuncu özgürlüğüne dair taraflarının eridiği oyunlardı. Mesela atıyorum Morrowind'le Skyrim kıyaslarsan arada dev bir uçurum var. Yani hem özgürlük hem dünyayı keşfetme hissiyatı falan anlamında. Çok daha böyle prodüksiyon değerleri daha yüksek. Görsel anlamda ve işitsel anlamda daha çarpıcı ama RPG oyunlarının en önemli niteliği olan role playing ve oyuncu özgürlüğü anlamında da daha yüzeysel oyunlar çıkıp duruyordu. Kickstarter'da biraz benim gibi bu işlerden sıkılmış oyuncular aslında bir taze soluk aldılar. Niye işte çünkü Pillars of Eternity, Torment, işte atıyorum daha küçük örnekler vermek gerekirse daha geçen yıl oynadım ya da bu yıl Encased falan gibi hani böyle biz old school bir şey yapıyoruz ya, o oyunlar gibi ama yeni şeyler de yapıyoruz falan diyen örnekler çıktı. Wasteland de bunlardan bir tanesiydi. In Exile'ın bu arada hani hem bizi çok desteklemişlerdir hem de naratif tasarımcıları, naratif leadleri Thomas Beakers da iyi bir dostum bu. Sağ olsun tebrik etti hatta geçen gün Cats'le ilgili. Wasteland 2'yi oynuyordum. Yani Kickstarter oyunu olan. Abi Wasteland 2'yi oynarken hani sözüm meclisten dışarı dediğim gibi hepsini seviyorum ama böyle bir sakalımı kaşıdım o dönem sakalım varsa. Ya dedim acaba küstahlık mı yapıyorum ama daha iyi olabilir ya dedim. Hani bugün daha iyi olabilir dedim. Konsept, dünya kurulumu ve düşünmeye başladım abi. Nasıl bir RPG konsepti olabilir? Nasıl hani hem o old school'dan kalan bazı değerleri sahiplenecek ama üstüne de yeni, taze ne olabilir dedim ve 5. sınıfta Lovecraft'la tanışmış bir insan olarak falan zaten o Lovecraft mitolojiye hep aklımın bir köşesinde vardı. Dedim ki yani hani o tarz, şimdi RPG'lerde ne var abi? İşte sınıf seçiyorsun,
level atlıyorsun, bir dünya keşfediyorsun, kendi etik veya dünya görüşün çerçevesinde yaklaşıyorsun karşısına çıkan olaylara falan filan. Bunu dedim, mesela hiç 1920'ler konseptiyle yapan var mı? Film noir vari bir şekilde yapan var mı? İşte Lovecraft'in mitolojiyi, orkların, goblinlerin, şunların bunların yerine koyarak, ama sadece skinlerini değiştirerek değil, sadece kaplamalarını veya görüntülerini değiştirerek değil, gerçekten mekanik anlamda da üstlenerek yapan var mı? Yoktu. Ve dedim ki nasıl olabilir? Mesela hani nasıl sınıflar, nasıl arketipler olabilir? Dedektif, hani bir dedektifi, bir dedektifin yeteneklerini böyle bir oyunda nasıl yansıtabiliriz? Mesela atıyorum, magic misal atan bir büyücü yok ama bir okültist var. Yani büyünün bedellerini, kara büyünün bedellerini nasıl yansıtabiliriz? Bilim adamı. Sonuçta Arkham gibi bir örnek vardı tabii orada, hani blueprintler vesaire falan, ama nasıl ya, bir bilim adamının analitik düşüncesini nasıl yansıtabiliriz falan filan derken, bir de baktım abi, o Wasteland'i kapattıktan sonra böyle kendim çalışmaya başlarken bilgisayar başında, bir daha o zamanlar adının ne olduğunu bilmiyordum ama bir Vision Dock, Pitch Deck gibi bir şey çıkarttım kendimce. Ve üstüne abi o böyle bir delilik gibi beni hep zaman içerisinde bilgisayar oyununun B'sini yapmaktan anlamıyorum prodüksiyon anlamında. Beni ama oyunlardan anlıyorum çünkü masaüstü tecrübem çok fazla. Ya da ne bileyim 2007'de mesela BioWare beni bir iş başvurusunda bulunmuştum, delice BioWare'e. Böyle 20'li yaşlarımın başında. Adamlar beni ciddi ciddi senior writer pozisyonuna düşmüşlerdi falan. Bir Neverwinter Nights içerisinde bir quest yazmıştım. Sonra hatta dediler ki bana, herhalde artık şey confidential değildir, oyun zaten çıkalı çok oldu, bir de Star Wars'ta bir şey yaz abi dediler falan. Star Wars evreninde bir şey yazdım, bir quest yolladım onlara falan. Yani birazcık şey de vardı. Oha lan, hani bu adamlar beni Allah'ın Türkiye'sinden düşündüyse ben galiba bir şeyleri doğru yapıyorum falan dediğim birkaç sağlama fırsatım da olmuştu. Akabinde olmadı o iş. Benim küstahlığımdan dolayı olmadı gene. Ama şey diyebilirim, yani bir yerlere gidebileceğini hissettim abi. O konseptin bir yerlere gidebileceğini hissettim ve hummalı bir biçimde tekrar tekrar ben onu yazmaya döndüm ara ara. Akabinde de işler ciddiye bindiğinde bu sefer daha geniş kapsamlı bir şekilde yazıldı. Sanat yönetmeni falan aslında olmak gibi özel bir şey, niyetim yoktu benim. Zaman içerisinde öyle gelişti abi. Yani o dokümanları, aklımdaki dünyayı yansıtmak için o dokümanları yazan insan ben oldum. Bu da işte işi şeye getirdi. Kickstarter evresinde görselleri oluşturmaya. Bir görsel, ya bir screenshot koyacaksın değil mi? Ya da bir video koyacaksın falan. Birilerinin yapması gerekiyor. Oradan gir, oradan çık falan derken adım adım öğrenmeye başladık ve ilerledi, olgunlaştı. Stygian hakkında rakam paylaşabilir misin biraz? Ne kadar indirildi, kaç ülkeden indirildi, kaç dilde çevrildi? Tabii ki abi. Stygian Türkçe, İngilizce, Çince, Rusça, Lehçe, Almanca ve Fransızca'ya çevrildi. Yanılmıyorsam İspanyolca da olabilir. 200 bin kelimelik ya da 240 bin kelimelik bir işti yani. Çok ciddi bir lokalizasyon şeyi de vardı. Operasyonu da vardı arkasında. Bu bahsettiğim ülkeler ve daha fazlasını bütün dünyada sattı. Bilmiyorum ki yani bugün itibariyle artık SteamDB vesaire ne söylüyordur ama herhalde bir yani 100 binin üstünde, rahatlıkla 100 binin üstünde satmıştır totalde. O zaman şimdi Fulcrum olan 1C publish etti. 1500 kaç review var? Bakmak lazım ama yani binlerce review var. GameRant sitesinde en iyi RPG oyunu seçildi ki böyle Bloodborne'un falan üstünde yer alıyor yani, hani orada bayağı çarpıcı. Lovecraft fanları tarafından çok beğenildi ve hani en iyi Lovecraft'in oyun olduğu çok kereler review'larda da, bize atılan mail'larda da falan söylen, çok gurur verici şeyler bunlar. Bak demin ne düşünüyorsun, hani Stygian hakkında sen ne düşünüyorsun? Sence sonuçları nasıl oldu? Başarılı oldum diye sormuştum. O soruyu bak atladım. Çok güzel bağladık buraya. Ama yani beraberinde zor bir, yani çok zor bir prodüksiyondu. Yani ilk oyun için çok zor bir prodüksiyondu. Başlangıç sermayesi o oyunun ihtiyaçlarını karşılamıyordu tabii. Yani ben de bunu zaman içerisinde öğrendim. Yani çok kompleks bir oyundu. Birbirine bağlı çok fazla sistem vardı. Ya crafting'de yaptığım bir şey combat'ı etkiliyordu. Combat'ta yaptığım bir şey diyaloğu etkiliyordu. Diyalogda yaptığım bir şey exploration'ı etkiliyordu. Ve bu sistemler projeye girip çıkan farklı farklı insanlar tarafından biraz hızlı yazıldı. Beraberinde işte oyunun polish'i için veya oyunun balancing'i için de yani yeterli zaman yoktu. Çünkü siz bir publisher'da çalıştığınızda bazı şeyleri bir noktadan sonra siz
karar veremiyorsunuz. Ama yani bu şey demek değil tabii. Publisher kötü falan demek değil. Yani orada bir deal vardı. Yani bir anlaşma vardı. O anlaşma çerçevesinde iki tarafında compromise ettiği şeyler oldu. Ama günün sonunda Stygian'ın, yani benim şu an hani ürüne dışarıdan bakan, kısmen daha çok dışarıdan bakan bir insan olarak daha çok zamana ihtiyacı vardı. Daha çok zamana sahip olsaydı çok çok daha iyi bir yerde olabilirdi. Ama yani dönüp bakıyorum, benim çok sevdiğim RPG'ler var abi oyun tarihinde. İşte bunlardan bazılarını Vampire Bloodlines hep örnek veririm. Arcanum örnek veririm. İşte Temple of Elemental Evil bir noktada. Yani bu oyunlar muhteşem, ya da Obsidian'ın başka oyunları Knights of the Republic 2 falan, yani sayısı arttırılabilir. İronik bir biçimde o dönem hep şey dedim. Arkadaşlar bakın RPG'ler, bu arada bunu hani ilk kez RPG yapan bir insan olarak aslında dışarıdan bir gözlemci olarak analiz etmiştim. Bakın RPG'ler çok hırslı oyunlar. Hani bir Vampire the Bloodlines şeyi yaşanmasın, semptomu yaşanmasın. Hani attığımız adımları çok iyi bilmeliyiz falan gibi. Bunu defalarca, yani hani o son koşuda çok dikkat etmeliyiz. İşte yani hani oyunun hırsları sonumuz olabilir. Bakın hani bu oyunlar bunları yaşadı. Hani biz de yaşamayalım diye defalarca aslında bunu paylaşmama rağmen günün sonunda kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi abi. Böyle hani son eğrisinde falan bizim ekip olarak istediğimizi bazı açılardan mesela veremeyen bir oyun oldu. Bunu tabii ki oyuncular falan filan da gördü. Ama yani bir taraftan da mesela Vampire the Bloodlines'e ben kendim bir oyuncu olarak bakıyorum. İyi ki bu kadar hırslı bir oyun olmuş ki çok kötü olan son çeyreğine rağmen, hatta Leonard Boyarski'nin bir röportajını izlemiştim falan, adam şey diyor ya, ben o oyunu asla bir daha oynamadım diyor. Asla bir daha bakmadım diyor ki, yani üzerinden 20 yıl geçti. Ne kadar büyük bir travma olduğunu düşün abi. Bütün o hani kötü son çeyreğine rağmen aslında iyi ki o adamlar bu işi böyle yapmaya kalkıştılar. Çünkü muhteşem bir ilk yarı sunuyor bana. Yani o kadar hırslı ki, ya bir oyunu sadece finali ya da bütünlüğü itibariyle incelersek abi, o zaman hani zayıf bir oyun olduğu düşünülebilir Bloodlines'ın. Ama ilk yarısı o kadar iyi ki, o kadar iyi olmasının sebeplerinden bir tanesi de ekibin orada sahip olduğu o hırs ve tutku. Anlatabildim mi? Belki de hani birçok development ekibinin de sonunu getiren bir şey bu. Ama o oyun iyi ki %50'siyle o kadar parlıyor. Çünkü bir oyunu sadece sonu ya da işte böyle bir dilimiyle değil, aslında genel olarak içinde geçirdiğimiz zaman diliminde de bize neler sunduğuyla bazen yargılamalıyız diye düşünüyorum ben. O yüzden bir taraftan da beni tatmin etmeyen tarafları olsa da, aynı Vampire the Bloodlines'da bir oyuncu olarak hissettiklerim gibi, bir kreatif direktör olarak Stygian'a baktığımda öyle olabilirdi abi. Yani yılların oyun yapma açlığı, anlatabildim mi? Hani böyle kendini değişik yöntemlerle hikaye anlatımı, mekanikler üzerinde anlatma açlığı falan, günün sonunda Kickstarter'da verdiğimiz vaatler günün sonunda bizi oraya getirdi. Ya bugün daha bilgi olmam gerekiyor sadece. Ama gene de inanılmaz bir şey abi. Yani şaşırıyorum ben. İnsan hep kötüye bakıyor. Yani hani her zaman atıyorum şimdi %94 olumlu ketsanda adırlarızın yorumları. Ama sadece yani negatif review'ları falan hani gerçekten okuyorum ve hani onlar beni ilgilendiriyor. Çünkü o bu gelişmemizin tek yolu. Stygian da böyle bir oyun. Hani böyle negatiflerine benim çok zaman içerisinde kendimi geliştirmek adına yoğunlaştığım bir oyun. Ama bugün hala mail alıyorum, yani Stygian'la ilgili tebrik alıyorum hala. Devamı gelecek mi diye Cats ya da başka bir konuda nereye bir post atarsak atalım, altını ne zaman devamı görüyor, namussuzlar çıkartın artık diyenler var. Yani nasıl şikayet edebilirim ki? Bu hani çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Devam. Tam oraya varamamış olabiliriz ilk oyunda. Ama ya yani insanların benden daha çok sahiplendiklerini görmek bazı şeyler inanılmaz. Bu arada Baldur's Gate benim direkt en sevdiğim oyun olabilir herhalde. Arkon'un... Hangisi? 1 mi 2 mi? İkisi de. Yani işte, sequel olarak 1-2 birbirinden farklı şeyler aslında da yani gerçekten o oyunun derinliği vesaire. Arkon'un da oynadım. Bitirmedim. Neverwinter Nights da şey. Ben de sonuçta günün oyun sektörüne oyun yapacağım diye girdim şimdi. Okay. Medya yönetiyorum. Biraz şey oldu ama bu, yani bu dünya hala şeydir, içinde uktadır. Belki bir gün şey yapacağız. Günün sonunda her zaman... Hiç belli olmaz aynen. Bu, günün sonunda her zaman daha iyi olabilir tabii. Hani orada kendi yaptığın ürünün
işte eksiklerini görebilme, daha da geliştirebilir diyebilme yetisi de bence çok önemli. Sonuçta bir ürün çıkardınız ortaya. Gayet de güzel rekor şeyler elde etmiş yani. Hani, tabiri caizse top chart, en iyi ratingleri falan olaraktan belki bir gün benzeri ya da ikincisi gelir. Aynen. İyi olmaz. Tabii o zaman ikinci şu an gündemdeki oyuna geçelim. Cats and Other Lives. Fikri nereden geldi? Şu anki durumu nedir? Oyun bitti. Ekip şu an dinlenme aşamasında dedin. O da onu ilginç geldi bana. Bunları bir anlatabilir misin? Evet. Tamam. Sondan başlayalım. Ya aslında Chaotic Games daha çok bunu geçen gün işte bölüm başkanımız Bahçeşehir Üniversitesi Güven Hoca'yla konuşuyorduk da yani dönüp baktığımda daha çok proje bazlı bir art kolektif gibi çalıştığını söyleyebilirim abi ben Chaotic Games'in. Yani her ne kadar Stygian ve Cats and Other Lives arka arkaya eklemlenip hani böyle biraz aralıksız bir maratona dönüşmüş olsa da çeşitli sebeplerden ötürü aslında yani hani kafadaki yapı mesela birçok şirketin nasıl bir karlılık anlayışı vardır? Atıyorum bir oyun yaptı, o oyunu publish etti. Arkada bir tanesinin ARGE'sini yaptı. İşte o ARGE başka bir şeye dönüştü. Sonra işte atıyorum bir ekip onu yaptı. Bir ekip başka bir şey yaptı. Bir ekibin işi bittiğinde öbürüne birleşti falan filan. Bunlar tabii oyun endüstrisinin çok çok farklı olduğu, çok çok gelişmiş olduğu, yani şirket kültürünün çok çok derinleştiği falan memleketlerde çok sağlıklı. Şimdi biz hani Türkiye'de ne yapıyoruz? Aslında bağımsız bir film gibi çalışıyoruz. Yani hani nasıl bir, ben de hani belki sinemadan geldiğim için bu böyle bir şey. Mesela bir yönetmen ekibini aslında bir film çekeceği zaman toplar. O insanlar da o arada başka şeyler yaparlar, başka filmlere giderler falan. Böyle bir endüstridir. Belki ben sinemadan geldiğim için, belki hani Türkiye'nin koşulları bunu gerektirdiği için aslında proje bazlı bir yapı Chaotic Games. Yani hani bir projenin ihtiyaçlarına göre yeni insanların bize katıldığı, işte başka insanların geldiği, gittiği, tam o projeyi var edecek ihtiyaçlara göre takım kompozisyonu değiştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz bir yapı. Yani ortada bir proje yoksa ya da işte daha bir proje bitti ve hani çok zor şartlar altında tamamlanabiliyor oyunlar, biliyorsun yani 3 yıl sürüyor, 2,5 yıl sürüyor. Ondan önceki oyunum 4 yıl sürdü falan filan. Ve bu süreçte hep aslında kaynaklarımızdan yiyoruz. Bu ne demek? Maddi kaynaklar, manevi kaynaklar. Bu kaynakların içerisinde tutku, motivasyon ve bilgi de var abi. Yani sen bilgi kazanamadığın ama oyununa bilgi kattığın, çünkü yani bilgi dediğimiz şey bazen hikaye bilgisi, bazen dünya bilgisi, bazen oyun kültürü bilgisi. Oyununa bilgi kazanamayıp bilgi kattığın her noktada kaynaklarından yiyoruz. Anlatabildim mi? Yani mesela oyun yapacağım diye işte çok çalışıp bütün zamanını oyuna verip hareket ettiğim bir aralıkta aslında sen başka oyunları oynayamıyorsun abi. Başka kitapları okuyamıyorsun. Başka deneyimler yaşamıyorsun. Dolayısıyla bir sonraki oyununu besleyebilecek şeyleri yaratamıyorsun ve kendi kaynaklarından yiyorsun. O nedenle ben şeyi sağlıklı görüyorum abi. Böyle bir hani hipodromda at koşturur gibi değil. Projeler arasında düşünüp çalışıp, endüstrinin nerede olduğuna bakıp, endüstrideki fırsatlara bakıp, bizim neler yapmak, neler anlatmak istediğimize bakıp, bu esnada bazı ARGE'ler yapıp, prototiplemeler yapıp ve bir asgari bir ekiple bunu yapıp, küçük bir ekiple bunu yapıp, sonra çarklar dönmeye başladığında bu zamana kadar kazandığımız insanlardan doğru olanlarını çağırıp tekrar başlamak. Bana ne yapıyoruz abi, şimdi ne yapıyoruz, bir sonrakinde ne yapıyoruz, hay Allah gibi böyle bir sürekli panik halinde olmaktan daha doğru geliyor abi. Özellikle şu aşamada. Yani hani o yüzden tatil dediğimiz şeyi böyle açmak daha doğru. Cats and Other Lives'e gelelim. Abi aslında Cats and Other Lives aynı anda Chaotic Games'in yapabileceği iki tane oyun vardı o esnada. Bunlardan bir tanesi bir VR oyunuydu. Perfect Murder isminde. Hatta onun böyle Oculus'un ürün müdürüyle falan da böyle bir toplantısını yapmıştık. İlgilerini çekmişti bayağı. Ama araya pandemi girdi, bir şeyler oldu. Ben şeyden emin olamadım. VR pazarından emin olamadım ve sonraki 2-3 senemi kafamda bir headsetle geçirmek istediğimden, şimdi developer bir şey yapıyor, headseti çıkartıyor, bana veriyor, terli headseti kafana takıyorsun, sen terliyorsun, ona geri veriyorsun falan. Bundan emin olamadım abi, anladın mı ya? Biraz ağır geldi Stygian gibi bir şeyden sonra. Zaten zor bir projeden sonra. Bir de öğrencilerimle bir şey yapabileceğimi düşündüm, başka bir proje vardı. Yani potansiyel bir proje. Zenitlik isminde bir eğitim programı başlattım ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde.
herkesin işte katılım gösterebildiği sürecin sonuna gelen ve okuldan bu projeyle mezun olan öğrencilerin de aynı zamanda oyunun kar ortağı olduğu ve yani aslında profesyonel hayatlarına Steam'de release edilmiş bir oyunla başladıkları ve oyun üretim sürecinin bütün aşamalarından geçtikleri bir eğitim programı. O vesileyle de işte böyle herkese sunumlar yaptırdım. Öğrencilerimden bir tanesinin projesine de o dönem kedilerle çok aşinaydım. Kedilerle çok yaşadığım bir dönemde hayatımda. Herkes sunum yapıyordu falan. Sunumlardan bir tanesine dedim ki hani buradaki ana karakter hani aslında insan bile olmak zorunda değil. Ya bir kedi ise büyük ihtimalle o noktada bilinçaltıma girmişti yani. Hani kedi davranışları üzerinden bir şey yapmak. Ya kedi ise dedim ana karakter. Hani bir hayalet olabilir mi, başka bir şey olabilir mi diye sorguluyorduk. O dakikadan sonra da bir anda oturdu. Bir yandan şeye bakıyorum ya, görsellere ve yorumlara bakıyorum da harbiden güzel. Şu an o zaman proje bitti, ekip dinlenme aşamasında yeni projelere yelken açmak için bir yandan sen de hem dinleniyorsun hem düşünüyorsun. O zaman evet. Sonraki oyunu... Daha geçemedim ben dinlenmeye çünkü işte atıyorum mümkün olduğu kadar bu sefer oyunun pazarlaması devreye giriyor. İşte yani insanların dikkatini çekmeye çalışıyorsun. Hani bugün bile seninle görüşmeden önce işte basın e-maillerine cevap veriyordum bize gelen. Patch abi. Şu an patch hazırlıyoruz tabii ki yani. Kaçınılmaz. 1.1 gelecek. Şimdi hotfix'le release candidate olarak çıkartmıştık. Sonra hotfix'le 1.0'a geçmiştik. Şimdi 1.1'e geçeceğiz. İşte lokalizasyonda bazı şeyler, değişen şeyler var. İşte typolar düzeltildi, bazı bug'lar düzeltildi. Ondan sonra şey tabii Nintendo Switch var. Bir tarafta Nintendo Switch'e de çıkacak. Over Games diye bir firmayla çalışıyoruz partner olarak. Belki mobil olabilir falan filan derken yani aslında evet bir taraftan da hani bu oyunun da sonuçta bize yani yıllarca geri dönüşü olacak yani öyle bir oyun yaptığımıza ben inanıyorum. Çok zamanlı bir oyun değil ve yani her baba yiğidin de harcı değil yani. Yani 6-7 saat içerisinde koskoca bir ailenin bütün karakterlerinin işlenebildiği böyle 50-60 yıla yayılan bir hani örgüde bir şey anlatmak falan. Memnunum yani gurur duyduğum bir iş benim de. Tabii ki yani her zaman işin eksiklerini görüyorsun yani. Ama uzun yıllar oynanabilecek bir oyun yaptığımızı düşünüyorum. Bu da o oyuna uzun yıllar bir çocuk gibi. Şimdi belki üniversiteye başlıyor. Hani o nedenle biraz kendi ayaklarının üzerinde duracak sonunda. Ya da işe giriyor bilmiyorum. Daha işe girmesi daha doğru. İşe giriyor. Bela ayağı tutsun da ailesine baksın ha yarın öbür gün. Doğru diyorsun. Peki çok ufak bir şey söyleyeyim sonra bir sonraki soruma geçeceğim. PC oyununda şey bu unutuluyor mesela. Yani iyi bir oyun yaptığın zaman bu belki ya tamam şimdi işte yok Web3 yok işte bilmem ne yani sektör değişiyor falan. Ben bilgisayar oyunlarının ben bir yere gideceğini hiç zannetmiyorum. Seneler boyunca hala bir gelir olarak yani proje para kazanmaya devam edebilir. Bilgisayar oyunlarında genel olarak unutulan şeylerden birini yani mobille kıyasladığın zaman kesinlikle unutulan bir şey oluyor. Kesinlikle. Son 7 senedir oyun sektörünün Türkiye'deki oyun sektörünün gelişimini nasıl değerlendiriyorsun? Ya olumlu değerlendiriyorum öncelikle. Olumlu değerlendiriyorum. Yani mobil ayrı bir sektör. Sonuçta yani mobili tamamen küme dışı bıraktığımızda daha iyi. Durum daha iyi. Yani çünkü biz Tailwords'le birlikte ben yola çıktığımda galiba tabii ki vardı. Tabii ki var. Yani başka stüdyolar var. Mesela işte Konarium'un ve şimdi Sentient'ın yapımcısı olan hani dostlarım Frosting stüdyoları. Onlar benden de uzun süredir aslında. Türkiye'den bilgisayar oyunları yapıyorlar. İşte Burak Tezateşer, Orçun Nişli falan Monokromu bilmem ne bizden önceki bir Kickstarter. Yani hani tek tük olan şeyler vardı. Ama böyle o an hani ben girdiğimde falan böyle aktif olarak sayımız çok çok azdı. Benim bu ofisi kurmamla eşdeğer olarak işte Türkiye'de oyun tasarım bölümünün açılması, işte öğrenciler yetiştirmemiz, bizim onlara biz ve bizim gibi stüdyoların örnek teşkil etmesi, işte bazı öğrencilerimizin veya bazı bu işin merakların tabii ki daha kolay ve daha hızlı paraya dönüştürülebildiği için hani mobil alana ilerlemesi ama mobil alanda da gene de
Türkiye bazında başarılar kaydetmeleri gibi unsurlar hani düşünüldüğünde zaman içerisinde yatırımın da artmasıyla bir rakamsal bir artış var PC deneyimlerinde diyebilirim. Yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil abi. Yani hani gelişme var mı? Evet gelişme var. Hani buradaydı buraya geldi falan filan ama ya buradaydı aslında Türkiye'nin ne kadar Türkiye'deki genç iş gücü, Türkiye'deki bilişim merakı falan düşünüldüğünde aslında buraya gelmesi gerekiyor. Ya buraya gelmemesinin sebeplerini de konuşabiliriz tabii yani. Ben sonuçta o kadar geniş bir ekonomik ve sosyokültürel okuma yapamam ama yani bu işin içerisinde bir fiil 7-8 yıldır olan bir insan olarak şeyi söyleyebilirim yani. Çok zor varlıklar PC oyunları yani hani bizim alıştığımız, bizim büyüdüğümüz tarzda oyunlar düşünüldüğünde bunlar çok bakması, yetiştirmesi, geliştirmesi çok zor yaratıklar. Canavarlar yani hani böyle terbiye etmeye çalıştığımız ve çoğu zaman oramızın buramızın ısırıldığı özellikle indi piyasa düşünüldüğünde çok zor projeler ve yani hani Türkiye'deki yatırım kafası, yatırım psikolojisi düşünüldüğünde 3 sene 4 sene sonra çıkacak ve nereye geleceği belli olmayan bir oyuna o kadar çok para yatırımı yapmak falan işte mobil ya da işte aplikasyon ya da böyle bilmem ne alanları varken falan yatırımcı açısından çok karlı değil. Çünkü bir bilmiyor. İki örneği yok. Üç diyor ki ulan bunlar 6 ayda prototipliyor zaten bana geri dönüşü oluyor. Bu arada onların da %90'ını sen benden çok daha iyi biliyorsun. Ne kadar çoğunun battığını, ne kadar çoğunun parasının başa gittiğini ama. evet yani yatırımcı psikolojisinden bakıldığında da çok anlayabildikleri bir şey değil, bir alan değil Türkiye'de. Developer psikolojisinden bakıldığında da abi yani haddimi aşmak istemem ama biz Türkiye'de kısa dönemli varlıklarız. Yani çok uzun dönemli planlar yapamıyoruz. Bu hayatımızın kaotikliğinden kaynaklanıyor. İşte atıyorum belki tarihi ve sosyokültürel arka planımızdan kaynaklanıyor. Yani bizim inşaatlarımız bile atıyorum işte 2 senede falan bitiyor aslına bakarsan. Yani çok çok nadir böyle 4 sene, 3 sene süren projeler. Yani yazılım projeleri de hani erkenden bir ön sürümü bir şeyi çıkıyor. Ondan sonra işte update ediliyor falan. Şey biraz zor. 3 sene, 4 sene sonrasını görerek yani çok böyle biraz öyle bir gelecek projeksiyonuyla bugünü hiçe sayıp ve bugünden bir şeyleri fedakarlıkla kapatıp geleceğe yürümek çok zor. Bu yüzden insanların çoğu 6 ay sonra, 8 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra falan umutsuzluğa kapılıyorlar. Ben bunu hani benimle sonuçta 100'den fazla insanla çalışmışımdır. Belki daha da çok bu zaman zarfında. Bunların bazıları 2 hafta çalıştım, bazıları da yıllarca çalıştım. Dolayısıyla çok fazla insanın Türkiye'de indie oyun yapmak denilen meseleye karşı olan psikolojik tavırlarını da gözlemledim. Yani hani zor geliyor insanlara. Çok zor geliyor yani 2 sene sonrasını, 3 sene sonrasını dair bir şey yapıyor olmak ve bunun içerisinde motivasyonunu korumak. Hani belki de alıştığımız diğer iş kollarındaki projelendirmelere göre o kadar öngörülemez ki. Yani zaman içerisinde motivasyonları düşüyor. Veya işte atıyorum bu çok yılmama ve irade meselesi bir noktada. İnsanoğluna ilk çıkarttığınız ürün iyi olmayacak abi muhtemelen. Ya bunu kabul edelim. İyi olmayacak. Stygian'ın da ilk şeyleri iyi değildi. İlk ekran görüntüleri. Şöyle bir şansım vardı benim. Çarpıcıydı ve farklıydı. Ama yani ilk ürünle son ürün arasındaki ilişkiye bakılırsa gündüz ve gece gibi. Cats and Other Lives'ın da ilk paylaştığımız screenshot'ıyla. Öyle değil mi abi? Yani çok değişti. Büyük ihtimalle şey bulabilirsiniz Batuhan hatta belki biz de atarız falan. O ikisini sadece görsel anlamda kıyasladığında ama aynı zamanda bu şey için de geçerli. Kullanıcı deneyimi açısından da geçerli. Yani hani işin içerisinde doğru yaptıklarımızı, bu iş doğru yaptıklarımızı görüp yapamadıklarımızı geliştirme işte. Ama hani kolay demonize olan yaratıklarımız biz Türkler. Hani açtın zaten affını sığınarak boklamaya meraklı milyonlar var. Biliyorsun bundan beslenen bir psikoloji de var toplumda. Bir de onun üstüne hafif eksik bir işle insan karşısına çıkıp bir de o hafif eksik işi ya da belki çok eksik işi 1 sene, 1,5 sene fedakarlıkla götürdüysen onun üstüne bok yediğinde bu motivasyon anlamında çok zor. Anlatabildim mi? Çünkü hani arkanda ciddi bir yatırımcı yok. İşte yani zaten bazı şeyler hatır gönül yapılmış vesaire falan.
çok çok büyük bir disiplin işi. İndi de daha da büyük bir disiplin işi. Çünkü ayağın kaydığı anda seni tutan hiçbir şey yok abi. Aynen, doğru söylüyorsun. Peki o zaman bunun üstüne şunu soracağım. Zorlu bir yol. Güzel de analizlerin var. Yani mobilin getirisi çok daha hızlı. Ama dediğin gibi yani PC'de de işte 10 sene belki hala oyun bir şey getirebilir. Bugün Hotline Miami hala satılıyor yani. buna ben çok çok inanıyorum ya. Buna abi, çok inanıyorum. ama yani tabii ülkenin durumu vesaire hani bizim kendi kültürümüz çok fazla şey etkiliyor. Yani mobilde bu kadar iyi olmamızın sebebini ben çoğu zaman açıklıyorum. Yani, röportajlarımda vesaire anlatıyorum. Sadece hani iki tane oyun firmamız çok iyi oldu değil. Gerçekten DNA'mızda, kültürümüzde belli başlı şeyleri yapabilme ve ona adapte olabilme şeyimiz de var, yetimiz de var. PC kaslarımız hala orada çok şey değil. Ama uzun süredir, yani ben hep yine bu iki senedir gözlemlerimden söylüyorum. Mobil oyun stüdyo sahipleri de genelde günün sonunda bir PC oyunu yapmak istiyor. Herkesin gönlünden geçen çocukluk oyunlarından dönmek. Bugün sen Allah diyor, kolaylık versin diyorum. Allah kolaylık versin. 7 sene boyunca sonuçta bir farklı farklı modeller denediniz ama bir yolda gidiyorsunuz. Bundan da değişeceğinizi çok zannetmiyorum. Bu yolda yürümek isteyen ve yeni başlamak isteyen girişimcilere tavsiyen ne olur? Son soru. Aslında güzel bağlandı. Yani demin söylediklerime paralel olarak. Ya yani mesela ben bu oyunda şöyle ilerledim abi. Bireysel olarak bazı şeyleri üstlenebileceğim ölçekte bir şey seçtim. Mesela işte atıyorum Stygian Reign of the Old Ones'ı yani maddi manevi benim tek başıma üstlenmem imkansızdı. Ve bu yüzden işte bazı bedeller ödemek zorunda kaldık. Ama hani bu noktada biraz daha tek başıma kendi sınırlarıma, proje sınırlarıma, üretim sınırlarına uygun bir şey seçmeye çalışıp güçlü olan taraflarımızı iyi analiz edip güçsüz olan taraflarımızı mümkün olduğu kadar güçlü taraflarımızla kapattığımız daha stratejik bir üründü. Ve yani aslında iki oyun arasındaki farka bakarsan mesela Stygian Reign of the Old Ones'ın user skoru yani basın skoru 81 ama user skoru 65 falan herhalde. Bunun yani önemli bir kısmı da oyunun işte tamamlanmamasından falan kaynaklanıyor. Yani bakarsan negatif review'ların önemli bir kısmı ya işte combat yavaş diyorlar ya da oyun tamamlanmadı diyorlar falan. Ama hani sonuçta o bir üründü ve o ürünün hani tamamlanmamasında da bazı parametreleri, evrensel parametreleri okumak konusundaki mesela benim eksikliklerim olabilir. Çünkü ilk kez yapıyorum. Şimdi Cats and Other Lies'a bakıyorum 94 yani üstüne bir 30 puanlık bir user score konulmuş ki basın skorlarının da 3 aşağı 5 yukarı diğeri kadar henüz çok gelmese de ya yani benzer bir seviyede olduğuna inanıyorum. Bu da hani aslında şundan kaynaklanıyor. Ben daha büyük bir oyun yapmadım bak dikkat ediyorsan. Stygian Reign of the Old Ones'dan daha büyük bir oyun yapmadım. Bazen olur ya bir oyun yaparsın orta ölçeklidir. Sonra orta ölçekli oyun biter. Sen kaynakları alırsın daha büyüğünü yaparsın falan. Hani birçok firmanın ilerleyişi budur. Benim ilerleyişim şöyle oldu abi. Daha küçük ölçekli ama reception anlamında oyuncu ilgisi ve son ürün anlamında epey daha başarılı bir ürün yap. Ve hani buradaki anahtar ölçekti. Yani kaynakları neyi yapabiliriz? Ne fark yaratabilir? Sektörde hangi boşluğu doldurabiliriz? Ve bunu yaparken neden eğlenebiliriz? Neyle gurur duyabiliriz? Dediğimiz hani bu parametreler içerisinde bir şeyi seçtiğimiz için böyle oldu. Yani ben de şunu demeye çalışıyorum. Ben de gökyüzünü, uzayı, işte ne bileyim başka gezegenleri fethetmeyi hedefleyen bir oyun tasarımcısı olarak 30 yaşımdan sonra bütün o açlığımla yola çıktım. Ve delice bir şekilde bir yerlere geldim abi Stygian'la da. Ama yani burada belki Stygian'la bir sonraki projemiz arasında bir mola gibi, bu da tabii çok çok yorucu oldu ama gene de bir mola gibi ölçüyü belli, yüzümü kara çıkartmayacak bir proje amaçladım. Ve bazı açılardan daha iyi sonuçlar aldım. Geleceğe daha iyi hazırlandım. Yani hani birazcık bunu her zaman öğrencilerime de söylüyorum zaten yani. Elimizdeki kaynaklar neler abi? Kaynaklar sadece para değil. Kaynaklar birlikte çalıştığınız insanların kabiliyetleri. Kaynaklar sizin belki piyasadaki muadilleriyle kapışabilecek fikirleriniz. Ya da muadillerin ötesindeki fikirleriniz. İşte kaynaklar motivasyonunuz. İşte kaynaklar bazı mesela bizim Türk komünitenin bizi desteklemesi. Anladın mı? Bu bizim için bir şey.
bir kaynaktı. Türk komünitesi. Teşekkürler yani komüniteden bizi bu zamana kadar destekleyen herkese de. Yani elinizdeki, kümenizin içerisindeki elemanlar doğrultusunda hareket ederseniz bu sürecin sonunu başarılı bir şekilde görme şansınız çok daha artacak. Yani hani belki From Software gibi bir firma varken bir sonraki hit Souls-like oyunu yapmaya kalkışmamalısınız. Özellikle onların bütçesinin %1'ine sahipken, 1000'de 1'ine, 10.000'de 1'ine sahipken bütçe bile sahibi olsanız ya da o know-how'ın çok küçük bir kısmına sahipken, ama pixel art daha basit mekaniklere sahip bir Souls-like yapabilirsiniz ve bir başkasının yapmadığını yapabilirsiniz. Yani biz Türkiye'de indie oyun az oynuyoruz abi. Az oynadığımız için birçok insanın aklında da böyle oynadığı böyle büyük oyunlar gibi bir şey yapmak var. Mesela benim öğrencim geliyor işte, hocam ben o zamanlar işte Skyrim mesela popüler ilk yılları bölümün. İşte ben Skyrim manyağım, Skyrim gibi oyun yapacağım falan. Okula geldi ilk gün. Ofise geldi falan. Şimdi tabii şey güzel bir yere gönderdik onu da, güzel bir şirket o öğrencimi de. Gerçek bu Skyrim gibi oyun yapıp tek başına gelmiş. Skyrim gibi oyun yapacağım diyor falan. Hani ben de haddim olmayan bir şekilde Fallout gibi oyun yapacağım, Baldur's Gate gibi oyun yapacağım diye çıktım. Bir noktada da hani yaptık. Ama yani orada kazandığım deneyimler ve oradaki hatalarımdan aldığım derslerle mesela bu sefer prodüksiyonunu daha iyi yönettiğim ve çok daha iyi ölçeklediğim bir oyun yaptım. Ve bu başka bir yere getirdi. Kaldık yerimize. Yani ölçek, scope diyoruz buna. Benim şu an dinleyen öğrencim varsa çok iyi bilir yani. Kafalarına çok takmışımdır bunu. Ölçek ve sadece maddi değil. Elinizdeki kaynaklar doğrultusunda indi piyasada bir şeyler üretmelisiniz. Yani ben mesela Stygian'ın review'larında hani hikaye kötü diyen, hikaye anlatımı kötü diyen, karakterizasyon kötü diyen binlerce review var. Bir tane ya vardır ya yoktur. Anlatabildim mi? İstatistiksel olarak baktığımda o zaman karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Bazı teknik konularda sıkıntılar var. Ama yani hikaye anlatımı ve sanat tarzını eleştiren neredeyse hiç yok. O zaman birazcık daha bu tarafların üzerinde duran bir oyun mu yapmalıyız gibi. Hani aslında her ne kadar bizimkisi duygusal, romantik bir endüstri de olsa günün sonunda hayallerinizin katledilmemesi için hayallerinizin güçlü olacağı platformları seçmelisiniz. Evet, güzel özetledin Can. Teşekkürler. 7 seneye aslında daha çok konu anlatılır, konuşulur ama güzel bir özet oldu diye düşünüyorum. Genç girişimci arkadaşlar ya da genç derken sektöre genç yeni girişen arkadaşlar, scope, bütçe önemli. Can'ın dediği gibi hayallerinizi katlettirmeyin. Ona göre planlayın. Can çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum abi. Çok güzel sohbetti. Sağ ol Batuhan. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Bir sonraki oyunu artık heyecanla bekliyoruz diyelim. Teşekkürler tekrardan. Kendine. Ben teşekkür ediyorum abi. Dikkat et kendine. Sevgiler, iyi çalışmalar.